Merhabalar. Casablanca'nın oyun sonlarını incelemeye devam ediyoruz. 28. hamlede Casablanca siyah, rakibi Klein, Amerikalı bir oyuncu ve kale D3 oynuyor Casablanca. Vezir D3'e de kale D8. Oyun sonu hızlıca bir geçiş olmuş partide, siz de görüyorsunuz. Eşite yakın bir konum. Siyahın D hattında bir üstünlüğü var ve bir de fili var. Materyaller eşit. Ama Casablanca'nın bu ufacık üstünlüklerini nasıl değerlendirdiğini birlikte inceleyeceğiz. Şimdi kale D8'e vezir E2 oynanmış partide. Şimdi vezir C2 de olabilirdi. D hattını korumak için. Ancak şimdi Casablanca'nın buradaki planı şöyle. H4 piyonu tabii etkili bir piyon. H3 sürüyor. Ve birinci yatayında zayıf olduğunu görüyorsunuz. H3 piyonu da zayıf ama beyaz bunu hemen kazanamıyor tabii ki. Ve mat tehditleriyle geçer piyon yapabiliyor bu H3. H3 ünlem bir hamle. Mesela at E3 oynansa vezir F4 atı istiyor. Şimdi at D1'e fil G4 piyon kazandı. Fg4'e de kale D1 vezir D1 vezir F2 ile oyunu kazanırdı. Şimdi vezir E2 oynanmış partide. Belki H3'e at boşta kalmasın, vezir F4 bir tempo daha kazanmasın diye oynanmış olabilir. Buna H3. Ve at E3'e de vezir kanadında geçer piyon yapma fikriyle A5, kale F1 ve A4. Şimdi A4'e C4 oynamış beyazlar. Şimdi bu tabii D4 karesini zayıflatan bir hamle. BA4 gibi bir hamleye de vezir F4. Yani sonuçta A piyonu zayıf. Vezir daha merkezi bir konuma geldi. Yine eşit, zaten konum eşite yakın. Devam edeceklerdi. Şimdi yalnız C4'e, kale D4. Şimdi buraya çok dikkat edin. At C2 kaleyi istiyor. Ve kale D7. Şimdi tekrar at E3. Ve şu konuma bakarsak siyahın kalesi D8'de, beyazın taşları aynı. Şimdi aynı konum at E3'te ve kale D7'de. Yani tempoyla vezir D8 oynayacak. Bir hamle kazanmış oldu siyah burada. At E3'e vezir D8. D2, kale D2 tehdit ediyor. Kale D1 hattı kurtarmaya çalışıyor en azından. Kale D1, at D1 oynanmış. Vezir D1 olabilirdi. Buna da vezir D4 oynayacaktı. Daha merkezi bir yere geldi. Vezir D4, E D4'den sonra bir de D piyonu geçer. Ve at F1, at F1'e şahı merkeze doğru yaklaşıp yine
kazanmaya çalışacaktı. Şimdi at d1 oynanmıştı. At d1'e yine vezir d4. At d1'e vezir d4. At f2 h3 piyonunu istiyor. Ve b5 cb5'e önce ab3. Burada mesela bc6 tabi yok. ba2 artık birkaç hamle içinde kazanıyor. ab3'e ise fil b3. Şimdi burada at h3 oynanmış. bc6'ya tabi vakit yok. Çünkü h3 piyonunun işte faydası at d1 kazanıyor. Taş kazanıyor. Ve at h3'e de önce fil d1, vezir f1'e, cb5. Burada yine vezir alamıyor. Çünkü fil f3 mat var. Şah g2'ye ise b4. Vezir b5'e b3. Vezir e8 şah. Şah G7, vezir E7'ye ise B2. Şimdi at G5 oynanmış. Vezir G5 olabilirdi. Bu vezir G5 siyah için bir tehlike değil. Sürekli şah diyor. İncelediğim son konumu göstereyim. Ve şah A5'e, burada başka şah artık yok. At G5. F7'yi istiyor. Fil B3. At F7 şah. Fil F7. Vezir G5. Birkaç şahtan sonra oyun bitecek. Vezir H6. Şah E7'ye. Vezir G5. Ve şah E8'e artık siyah kazanıyor.